Evet. Hani eskiden bizim dedelerimiz, nenelerimiz anlatırlar bize. İşte biz eskiden şu şekilde iyiydik. Şu şekilde birbirimize yardımlaşma vardı. Birbirimize saygı, sevgi, hoşgörü vardı. Birbirimize bağlıydık. Gezmelerimiz, muhabbetlerimiz boldu. Yardımlaşmalarımız boldu. Selamun aleyküm. Hoş, nereye gidiyorsun Ali? Aleyküm selam ya. Bahçe, ağaç dibine gidiyorum. Hayırdır, ne bu hal? Ya hava kapandı. Hava kapandı. Bizim harman yüzünde de sap kaldı. Vallahi adam da bulamadım. Ne edeceğiz bilemeyim gari ya. Ya benim bahçe mühim değil. Gel senin işi kurtaralım. Sağ ol koşu. Aman aga. Tarlada samanı, arpası, buğdayı var. Öbür gün de işi var tarlasında. Ama ne yapıyor? Öncelik onun. Öncelikle sen varsın kardeşim diyor. Senin işini görelim diyor. Yalnız şimdi iyisi ne oldu acaba? Sen de bu zamanın evliyorsun. Sağ ol komşu, buyur. Nasılsın, iyi misin? Vallahi ne edelim, hastalık dolaşı. Aa, şu pansiyon var ya, pansiyon. Beni öldürüyor pansiyon. Sen neydin? Vallahi benim de bademciklerim ağrıyor, bademciklerim ağrıyor. Bir konuşamayayım, konuşamayayım. Komşu. Otur komşu, buyur, geç. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur komşu. Ah komşu. Evim hocam çöktü. Komşu çöktü. Ne oldu, hayrola, buyur. Çoluk çocuk aramıyor. Hocam tütmüyor. Çocuklar babasını ziyarete gelmiyor. Vallahi o dert bizde de var komşu. Ah ah, kış geldi, ayaz geldi. Zoban kurulacak, kuracak evde bir kimse yok. Senin şu oğlanı çağırtan da benim zobayı kuruverse bir, olur mu? Vallahi bilmem ki ne diyeyim komşu. Sabahtan akşama kadar yatı. Sabahtan akşama kadar kahvede, akşamdan sabaha kadar da yatı. Gene de bir sesleyim dur. Lan, Ahmet! Lan! Ahşaba cingilin zoba kurulacakmış. Bir yardım edin lan. Kapıyı kapat be, sinek giriyor içeri. Gören mi koş, zamanın gençleri işte hep böyle. Yardım etmiyorlar bir türlü. Ah komşu, ah biz böyle miydik? Kalk gidelim. Vallahi böyle miydik? Göre gidek, bu memlekette bize iş kalmadı komşu. Ay ay. İşte, şimdi de buyuz artık. Yanaştır. İşte şimdi de buyuz artık. Neydik, ne olduk? Efendim, şimdi biz abilerimiz, amcalarımız yazılar yazıyor gençlerimiz teşvik için. Neden? Çünkü bu bizim kültürümüz. Bu bizim milli benliğimiz. Bunu devam ettirmek bizim işimiz. Ben buradan bilhassa genç arkadaşlara sesleniyorum. Bu bizim işimiz. Babalarımız, amcalarımız, dedelerimiz artık onlar bize önder olacaklar. Biz de onların yüzünden gideceğiz. Vişne bayramıdır, ağaç festivalleridir. Yani bu hizmetlerde bizim de ön planda olmamız gerekir artık. Ne olur, çoğu arkadaşımızın sınavı var, dersi var, yazılısı, imtihanı. Ya en azından yapan arkadaşlara, arkadaşım kolay gelsin, biz de seni destekliyoruz dese iyi olmaz mı? İşte biz neydik, ne olduk? Teşekkür. Buyurun başkanım.